Bugün sizlere 26 Nisan Cuma, 27 Nisan Cumartesi ve 28 Nisan Pazar günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. Almeria ve Getafe mücadelelerinde 4 puan bırakan Sociedad, Avrupa Ligi yarışında rahat değil. Takipçileri Betis ve Valencia'nın baskısını hissediyorlar. El Clasico'da yine şapkadan tavşan çıkararak 3-2 kazanan Real Madrid zirvede rahatladı. Önümüzdeki hafta içinde Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern'e konuk olacaklar. Real deplasmanda kazansa da önceli karşılıklı gol var. La Liga'da Las Palmas 5 maçtır yeniliyor. Son galibiyetlerini 2,5 ay önce elde ettiler. Giron'a eski formundan uzak olsa da ligin 3. basamağında ve Şampiyonlar Ligi için şanslarını zorluyorlar. Son 4 deplasmandan puan çıkaramayan Giron'a bu maçtan puan çıkaracağını düşünüyorum. Leverkusen'de oyunun kalbi olan şaka yok. Stuttgart'ta da stiller. Perşembe günü Roma ile oynayacak olan Leverkusen geçtiğimiz hafta namalup uzatmanın son dakikasında attığı golle kurtarmıştı ve bu kez yine sınav verecek. Ki takımda golcü. Ki takımda hedefine ulaştı. Rahat, keyifli, güzel ve gollü bir mücadele bizi bekliyor. Stuttgart kazanabilir ama daha da ötede ilk yarı gol olur. Aston Villa ligde dördüncü olmak istiyor ve bu hedefi için şansı var. Tottenham ile yarışan ev sahibi, Tottenham'ın Arsenal ile oynayacağı bu hafta kazanarak avantaj elde etmek istiyor. Buna da gücü var. Chelsea ise hedefsiz ve dengesiz. Everton'a 6 gol attılar ama Arsenal karşısında gol atamadan kaybettiler. Ev sahibinin kazanacağını düşünüyorum. PSG 4 gün sonra Dortmund ile Şampiyonlar Ligi yarı final maçına çıkacak. Dolayısıyla akıllar oraya kayacaktır. Luis Enrique de rotasyon yaparak baştan Bappe olmak üzere kilit oyuncularını o maça saklayabilir. Ancak rotasyon dahi yapsa PSG'nin kadrosu son derece geniş ve özellikle son maçlarda hücum açısından iyi işler çıkartıyorlar. Le Havre karşısında rehavet ihtimalini de göz önüne alarak 2,5 gol üstü değerlendirilir. Normal sezonu liderin tam 19 puan gerisinde bitiren Kulab Buruş, bu hafta itibariyle şampiyonluğa ortak olmuş durumda hafta içi kendi sahalarında oynadıkları genk maçını 4-0 kazanmaları büyük moral oldu. Rakibin savunmada yaptığı pozisyon hatalarını çok iyi değerlendirdiler. O mağlubiyet sonrası genkten taraftarı önünde daha iyi bir oyun bekliyorum. Tercihim karşılıklı gol var. Rangers, elindeki liderlik fırsatını son iki maçtaki kayıplarıyla celtice devretti. Mirren deplasmanında da işleri zor olacak. Dundee'ye gol atamayan, bu sezon oynadığı 3 Mirren maçında da düşük skorlarla galibiyete uzanan Rangers, belki sürpriz yaşamaz ama zorlanır. 2.5 gol üstü değerlendirilir. Tottenham, son maçına 2 hafta önce çıktı. Newcastle deplasmanında ağır bir yenilgi almışlardı. Arsenal ise Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra lige iyi döndü. Wolverhampton ve Chelsea karşısında net galibiyetler aldılar. Tottenham ilk 4, Arsenal şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. Bol gollü bir derbi olur. Celtic hızını aldı, rakibi kayıplar yaşadı, kendisi morallendi. Celtic yola devam ediyor. İlk 6 trenine son anda atlayan Dundee karşısında da rahat bir galibiyet elde edebilir. C yandan Dunde'de cesur futbolu sayesinde skora katkıda bulunabilir. 3.5 gol üstü değerlendirilir. Bilek Spor olarak sizlere bu maçların değerlendirmesini sunuyor. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerini açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.